Elazığ'da ve Malatya'da gerçekleşen depremden dolayı ülke olarak çok üzgünüz. Bu depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tabi deprem gerçeği ülkemizin gerçeklerinden biri ve birçok şehrimiz aslında fay hatları üzerinde. O yüzden gereken önlemleri almamız gerekiyor. En önemli husus da kentsel dönüşüm hususu. Çevre Şehircilik Bakanlığı, devletimizin kurumları, belediyeler ve inşaat sektör temsilcileriyle birlikte acil bir eylem planı hazırlanması gerekiyor. Ve riskli yapıların kentsel dönüşüm projeleriyle sağlam, dayanıklı, statik açıdan daha güçlü yapılara dönüştürülmesi gerekiyor. Böylelikle depremlerdeki can kaybının önüne geçmiş oluruz. Ülkemizin birçok şehrinde deprem riski olduğu gibi birçok şehrinde de riskli yapılar var. Bu riskli yapılar bir an önce tespit edilmeli. Daha çok yeni yerleri imara açmaktan, yeni arsalarda yapılar yapmaktan ziyade riskli yapıları dönüştürerek hem onların bu riskini ortadan kaldırarak hem de yeni konut ihtiyacını emsal arttırarak bu bölgelerde karşılanabilir. Yeni konut ihtiyacı da karşılanabilir. Gündemimizde bu olması lazım. Yeni alanları imara açmaktansa riskli yapıları dönüştürmemiz en önemli hususlardan biri. Baştan önlemini aldığımız takdirde riskli yapıları sağlam, statik açıdan güçlü yapılara dönüştürdüğümüz takdirde depremlerde can kaybı yaşamayız.